Sırada Ankara'da Irak Kürdistan'da yapılan referanduma tepkiler sertleşiyor. Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın açıklamaları vardı. Açıklamalar ne anlama geliyor? Artı TV Ankara temsilcisi Sibel Hürtaş karşımızda. Bir de konuğu var, HDP Bingöl Milletvekili Hişyar Özsoy. Ankara'nın referandum tutumu ele alınacak. Evet Sibel, söz sizde. Merhaba, Ankara'dan özel yayınla karşınızdayız. HDP Genel Merkezi'nde Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumuna özel bir konuğumuzla görüşeceğiz. HDP Dış İlişkilerden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Hişyar Özyer konuğumuz, Özsoy konuğumuz, pardon. Hişyar Bey, öncelikle teşekkür ederiz. Bizi burada ağırladınız. Sabahtan bu yana takip ediyorsunuz. 8'de başladı referandum. Nasıl ilk başta bölgeden gelen haberler, durum nedir? Sizden son bilgileri alalım. Yani şu ana kadar aslında beklenilenin aksine rahat geçiyor gibi görünüyor. Çok ciddi bir sıkıntı yok. Bazı bölgelerde katılım oranının yüksek olduğunu hani duyuyoruz. Gelen bilgiler, yerelden de gelen bilgiler, basına da düşen bilgiler o yönde. Az kaldı, birkaç saate kadar kapanır. Ondan sonra da sayım işlemine geçerler. Umuyoruz böyle kazasız belasız bir sonuç olur her şeyden önce. Aslında bu konu çok tartışıldı ama yine sormak isterim. Zira bugün Türkiye'deki birçok yayın organında gündem bir yandan da Barzani'nin neden bu referandumu şimdi yaptığı konusunda. Bu konuda da ekonomik nedenler öne çıkarılıyor. Sizce de böyle mi? Neden şimdi bu zamanda böyle bir referandum yapılıyor? İşin doğrusu hani bir taraftan Kürtlerin gerçekten uluslararası imajının çok yükseldiği bir dönem IŞİD'le mücadele bağlamında. İkincisi yine Kürdistan Bölgesel Yönetimi ciddi bir ekonomik krizde uzun zamandır boğuşuyor ve artık sürdürülebilir bir noktada değil gerçekten. Bağdat uzun bir dönemdir bütçe kesintisi yapmış, memur maaşları verilmiyor. İçeride homurtular artık yüksek eleştirilere dönmeye başladı. Şu an Bağdat'ta o kadar çok Kürdistan'a karşı çok güçlü bir pozisyonda değil. Yani uzun süredir boğuştukları iç sorunlar yüzünden. Sanırım böyle bu koşullar yüzünden hani zamanlamanın iyi olacağını düşündü özellikle Barzani. Her ne kadar başka Kürdistan'daki başka gruplar zamanlamanın iyi olmadığını da düşünseler de böyle bir karar alındı. Tabii bu noktada artık şey tartışmanın çok bir anlamı yok. Bugün referandum yapılıyor. Yani dün sorduğumuz soruların hepsi geçersiz. Çünkü hala son noktaya kadar bu referandumun yapılmayacağına dair beklentiler son derece yüksekti. Ama referandum yapıldı. Umuyoruz en azından akşam bugün itibariyle kazasız belasız biter. Sonuçlar bir çıkar. Tabii ondan sonra bambaşka, çok daha grift, çok daha çatışmalı bir siyasal süreç demek. Ondan sonraki süreç. Evet, Hişyar Özsoy, diplomasiyi çok yakından bilen bir isimsiniz. Şimdi bugün farklı açıklamalar oldu. Önce Başbakan Binali Yıldırım konuştu. Vatandaşlarıma söylüyorum, bu bir savaş diye, savaşa girmiyoruz dedi. Ama sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan konuştu ve bölgede terör örgütlerine izin vermeyeceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Şimdi Türkiye neyle karşı karşıya? Tabii algı şu, ekonomide de hareketlenmeler var. Dolar ve euro çok yükseldi. Bunların hepsi bir savaş söylentisi üzerine. Yarın Türkiye'de, ha burada, sınır kapılarında bir hareketlilik olacak mı? Sizin beklentiniz ne yönde? Şimdi öncelikle çok samimi söyleyeyim. Çok uzun bir zamandır gördüğüm zaman hani çok güldüm bu Binali Yıldırım'ın hani Barzani'ye anladığı dilden konuşacağız dedi. Benim de ilk aklıma gelen herhalde Kürtçe öğrenecek olmuştu. Çünkü böyle bir şey dönüyor sosyal medyada, böyle bir şey. Şimdi yine Cumhurbaşkanı bağırmış. Anlaşılıyor ki Kürdistan Bölgesel Yönetimi de terör örgütü gibi artık ifade etmeye başladı. Bu genişliyor. Yani artık bu terör kategorisinin içerisine girmeyen kalmadı. Şimdi de daha düne kadar burada ağırladığı Barzani'yi terörist ilan edecek. En azından söylemde bir gece ansızın gelebiliriz. O biraz Erdoğan'ın ve Türkiye'nin gerçekten şeyi değil. Yani bu kapasitesinin çok ötesinde bir şey.
Tabii gerilimi son derece arttırdılar. Belki vazgeçirebiliriz bu referandumdan. Biliyorsunuz sadece Türkiye değil, Türkiye, İran, Irak genelkurmayları arasında çok yoğun bir diplomasi oldu. Hatta 30 yıl sonra işte ilk defa İran Genelkurmay Başkanı geldi Türkiye'yi ziyaret etti. Bu Genelkurmay Başkanları arasındaki ziyaret gerekirse biz askeri müdahalede düşünebiliriz mesajıydı. Bu bizim için askeri bir mesele, güvenlik meselesi, siyasi mesele olmanın ötesinde. Fakat Türkiye'nin öyle çok Kürdistan bölgesel yönetimine, Güney Kürdistan'a böyle müdahale, askeri müdahale edebilecek herhangi bir şey yok. Bu çok rasyonel bir şey değil. Yine İran'ın ve Irak'ın da askeri anlamda bir müdahale yapabilecekleri yani çok mantıklı değil. Yani o bölgedeki gerçeklerle çok uyuşmuyor. En nihayetinde orada yabancı askerler de var, Amerikalı askerler var falan. O biraz şey. Fakat İran, Türkiye ve Irak bir takım örgütleri, Şii milisleri ya da Sünni milisleri, onlar daha zayıf gerçi, Kürdistan bölgesel yönetimine karşı örgütleyip vesayet savaşları yürütebilirler. Yapacakları ekonomik ve diplomatik yaptırımların dışında hani bir askeri müdahale değil ama bu Binali Yıldırım o konuda Erdoğan'a kıyasla belli ki daha şey görüyor. Yani öyle bir askeri müdahalenin zemini yok. Türkiye sürekli olarak böyle yüksek perdeden bağırıp çağırıyor. Zaten 2-3 yıldır Erdoğan'ın yaptığı bu. Kırmızı çizgiler çiziyor. Sonra bütün kırmızı çizgiler pembeleşiyor, silikleşiyor, geçiyor. Yani bu kadar böyle bağırıp çağırmasının yani bir karşılığı yok. Yani bir sonuç almaz. Yapabilecekleri işte Habur sınır kapısını kapatmak. Bugün açıktı ama kapatmamışlardı. Sadece kontrolleri artırmışlar. İlk tepki. Yine İran biliyorsunuz uçaklara, Kürdistan'dan gelen uçaklara hava sahasını kapattı ama Türkiye dediği halde bunu yapmadı. Bugün de İstanbul'dan Erbil'e seferler yapıldığını öğrendim az önce, eğer yanlış bilgi almadıysam. Şimdi referandum geçti, engelleyemediler. Şu an referandumun sonuçlarına göre yeni bir pozisyon almaya çalışacaklar. Ve bundan sonra kağıt üzerinde bir kart, yani halk orada irade beyan ediyor. Biz bir referandum yaptık, bağımsız olmak istiyoruz. Fakat bağımsızlık ilan etmek, bunu dünyaya kabul ettirmek bambaşka bir süreç. Öyle anlaşılıyor. Bizim görebildiğimiz hem Türkiye, hem İran, hem Bağdat ve uluslararası güçlerle birlikte Kürtleri Irak'la bir müzakere masasına çekmeye çalışacaklar. Her ne kadar Barzani... Biz bundan sonra müzakere edeceğimiz şey bağımsızlık olacak. Yani hangi bölgeler bizde kalacak, hangi bölgeler onlarda kalacak, sınırlar nasıl çizilecek gibi. Fakat bu güçler, bölgesel ve küresel güçler bağımsızlıktan ziyade Irak ve Kürdistan bölgesel yönetimi arasında yeni bir model nasıl oluşturabiliriz? Hani bağımsızlık olmadan mevzuyu orada tutmaya çalışacaklar. Dolayısıyla yani Türkiye ve İran şu an köprüleri atarsa bu zemini de ortadan kaldırır. Zaten çok rasyonel bir şey de değil yani. Öyle her köprüyü atabilecek durumda değiller. Bir sonuç çıkacak. Bir iki hafta Erdoğan'da, diğerleri de, Bahçeli'de esip gürleyecekler. Bir müddet sonra kısmen hazmedecekler ve oturup bu durum üzerine ne yapabiliriz? Yani gerçek anlamda bağımsız olmasını engellemek için ne yapabiliriz? 4 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın tam da bununla ilgili 4 Ekim'de Cumhurbaşkanı'nın Tahran'a bir ziyareti var. O ziyareti de bu kapsamda mı yorumlamak gerekiyor? Tabii. Yani bu ara Erdoğan'ın, bakın Erdoğan'ın Orta Doğu'da, nerede Orta Doğu değil, dünyada ne, artık temel gündemi Kürtlere bu yeni Orta Doğu'da bir statü vermemek üzerine kurulmuş. Şimdi gidecek İran'a. Kürt karşıtlığı üzerinden hani bir birlikte nasıl bunu baskılayabiliriz diyecekler. Ama görebildiğimiz en nihayetinde yani bir parça tabii rasyonel bir akıl kalmışsa İran'ı Türkiye yönetenlerde, bu referandum oldu, sonuçları çıkacak, olacak. Bundan sonra ne yapacaksınız? Yani kendi Kürt meselelerinden korktukları için yoğunlukla bunu yapıyorlar. Dolayısıyla kendilerine salık vereceğimiz şey oturup Kürtlere öyle yüksek perdeden ahkam kesme, bağırma, çağırma, tehdit etme, işte askeri müdahaleyle tehdit etmek yerine
Kürtlere siz ne vaat ediyorsunuz, ne öneriyorsunuz hem Güney Kürdistan'daki Kürtlere hem de kendi sınırlarınız içerisinde yaşayan Kürtlere? Türkiye'deki Kürt sorunu Erdoğan sen ne öneriyorsun? Oturup bunu düşün. Referandumun sonuçları Türkiye'deki Kürtleri nasıl etkileyecek? Yani şu etkiler psikolojik olarak, yani herkes şunu bekliyor aslında, uluslararası basında bayağı aradı, sordular. Ya siz de bağımsız olacak mısınız gibi, böyle soru direkt böyle geliyor. Hiç dolayım yapmadan direkt soruyorlar. Şimdi HDP olarak biliyorsunuz bizim bir projemiz var, bir siyasal model öngörüyoruz. Desantralize olmuş, adem merkeziyetçi, işte gücün yerelle bölgelere dağıtıldığı, demokratik özellik olarak tariflediğimiz parti programımızda olan bizim bir şeyimiz var, bir projemiz var. Bu projemizde biz hani ısrar ediyoruz. Fakat şunu da söyleyelim. Şimdi Türkiye'de malum hala kendi ana dilinde eğitim alamayan ve Orta Doğu'daki Kürtlerin %60'ına yakınını oluşturan bir nüfus var. Büyük parça burası, Kürtler burada. Burada daha ana dilinde eğitim göremeyecek ve sınırın diğer tarafında tam bağımsız bir Kürdistan olacak. Yani Türkiye'nin bu politikası sürdürülebilir değil. Türkiye inanılmaz can çekişiyor şu an. Şu Kürtlerle ben ne yapacağım bilmiyorum. Nasıl gömeceğim? Gömülmüyorlar, statükonun dibine gömdünüz 100 yıl önce. Bakın çıktılar, 100 yıl sonra da olsa çıktılar. Siz bu Kürtlerle ne yapacaksınız? İlişkinizi, hukukunuzu nasıl belirleyeceksiniz? Hem şu an Türkiye sınırları içerisinde yaşayan Kuzey Kürdistan'da siz bunu nasıl yapacaksınız? Hem de Kürdistan'ın diğer parçalarında Kürtlerle nasıl ilişkileneceksiniz? Bunu bilmedikleri için, yani pozitif anlamda bir projeleri olmadığı için tek bildikleri vallahi işte bir gece ansızın geliriz, yıkarız, anladıkları dilden konuşuruz falan. Ama eninde sonunda bir parça mantık varsa gerçekten öyle söyleyeyim, öyle bitireyim bu kısmı. Kürtçe öğrensinler, konuşsunlar. Biraz Kürtçe öğrensinler, onun anladığı dil Kürtlerin bu. Siz de biraz Kürtçe öğrenin, meseleyi daha iyi anlamanız açısından. Dolayısıyla bunun çok böyle bir kıymet harbiyesi gerçekten yok. Yani Güney Kürdistan bu karardan sonra isterlerse ekonomik, diplomatik yaptırımlarla yine orada bazı grupları destekleyerek, istikrarsızlaştırarak bölgeyi, canlarını yakabilirler mi? Vallahi yapabilirler. Gördük, Türkiye'nin Suriye'de yaptıklarını gördük. Orada da benzer durumları yapabilirler. Fakat bu bir gerçekten Türkiye'nin öyle saldırgan bir tavrı olursa dünyadaki bütün Kürtleri birleştirir. Böyle bir durum. Buyursunlar, denesinler, görsünler. İki, kendi ülkelerindeki çelişkileri, çatışmaları Kürt meselesi bağlamında daha da derinleştirir. Mantıklı bir şey değil. Kürtler var, Orta Doğu'da var ve olacaklar. 20. yüzyıl statüsüz yaşadılar. 21. yüzyıl bir statü bulmaya çalışıyorlar. Bakın Barzani açıklamasını yaparken dedi ki kaç yıldır Irak'la uğraşıyoruz bir çözüm bulabilmek için ama geldiğimiz noktada bütün şanslarımızı tükettik. Son çare alarak artık bunu düşünüyoruz. Aslında bu da reaksiyonel bir şeydir. Yani bir tepki sonucu biz bu noktaya geldik diyor. Eğer diğer ülkeler de kendi topraklarında yaşayan Kürtlerle benzer süreçler yaşamak istemiyorlarsa akıllarını başlarına alsınlar. Orta Doğu'da Kürtler var. Yani geçmişte hata yaptık. 21. yüzyılda bu insanlarla dostane ilişkiler kuracağız. Yeni bir hukuk oluşturacağız. Ve Kürtler yaşadıkları bütün coğrafyalarda kendilerini yönetebilecekleri bir takım adem merkeziyetçi yapılara sahip olacaklar. Şimdi bunları vermediğiniz zaman işte Irak Kürtleri biz kendi yolumuza gidiyoruz dediler. Yarın Suriye'de eğer yeni kurulacak sistemde Kürtlere doğru düzgün, adil, makul bir yer bulamazlarsa bir siyasal model anlamında oradaki Kürtler ne yapacaklar? Yani benzer süreçleri başka yerlerde de görebiliriz ama biz mevcut durumda hala şu ülkeleri yöneten iktidar elitlerinde bir parça akıl mantık kalmışsa bu coğrafyalardaki Kürt meselesinin gerçekten hala çözülebilecek bir boyutta olduğunu düşünüyoruz müzakereler üzerinden. Ama referandum hem Türkiye'deki Kürtler için hem de dünyadaki Kürtler için de bir dönüm noktası olacak diyorsunuz. Böyle de bir uyarınız var. Şimdi Başbakan dedi ki, daha doğrusu geçen hafta MGK toplantısında da, Bakanlar Kurulu toplantısında da 3 konuda yaptırımlarımız olacak. Birincisi güvenlik. Siz bunun nasıl olabileceğini özetlediniz. İkincisi ekonomik yaptırımlardan bahsedildi ama bugün Gümrük Bakanı da açıkladı. Habur sınır kapısı kapatılmadı.
olmadı, sadece kontroller fazlalaştırıldı diye. Bir de Erbil hava sahasının kapatılmadığını öğrendik ve son noktada sanırım siyasi yaptırımlar geliyor. Onda da biz bu referandumu tanımıyoruz diye bu sabah Dışişleri Bakanı'nın hali hazırda bakanlığın bir açıklaması oldu. Bugün BBC başta olmak üzere yabancı kaynaklarda analizler vardı. Türkiye bu çıkışlarıyla şov yapıyor. Hali hazırda bu kadar abartılan bir şey olmayacak diye. Bunlar bir şovun bir parçası mı? Kesinlikle, bu kesinlikle şov tarafı var. Bakın şu an Türkiye'de CHP dahil herkes milliyetçilik yarışına girmiş. Şimdi Erdoğan'a suçlamalar geliyor. Hani düne kadar Barzani'yi kırmızı halıda karşılıyordum. Bak adam ne yaptı işte. Beslediniz, büyüttünüz. Bak şimdi bağımsız olacak gibi. Son bu milliyetçi çevrelerin biraz azalacak. Bunu yapacak. Çünkü başkanlık seçimlerinde eğer Kürdistan'daki süreç ilerlerse, gerçekten bir bağımsızlaşmaya doğru giderse, Erdoğan hayatta ben bu şeyin içerisinden çıkamam diyecek. Yani bu hengamenin içerisinden başkan olma şansı yok. Biraz bağırıp çağırıyorlar. Bakın ellerinde bazı kartlar var. Şimdi bu kartları siz referandum yaptınız, insanlar sandığa gitti, bir sonuç çıktı, biz bütün kartlarımızı hemen oynuyoruz gibi bir şey yapmazlar. Bunlar devletler en nihayetinde. Başta küçük şeylerle başlarlar, bir takım yaptırımlarla. Zaman içerisinde artık oradaki Kürtleri istedikleri noktaya çekebilmek için işte diplomatik, ekonomik, dünya kadar yaptırım yapabilecek durumları var. Şunu da söyleyelim ama yani bu konjonktürde bir de Kürtlerin uluslararası imajı, prestiji, ilişkileri de düşünüldüğünde Kürtlerin canını yakabilirler. Ekonomik olarak yakabilirler, kısmen diplomatik olarak yakabilirler, güvenlik açısından istikrarsızlık yaratabilirler bu tür güçler. O iradeyi, o siyasi irade ortaya çıktıktan sonra bunu kırabilmeleri çok mümkün değil. Tabii o bunu yaparken kendilerin de kısmen canı yanacak. Yani bir kavgaya tutuştuğunuz zaman bu karşılıklı olur yani. Bizim söylediğimiz, bizim istediğimiz yani orada bizim de bakın HDP olarak da bazı eleştirilerimiz oldu bu referandum sürecine yönelik olarak. Bunun daha katılımcı, daha demokratik bir şekilde bir parlamento kararıyla, hatta tek parça değil bir ulusal kongre üzerinden bu meselelerin tartışılması gerektiğini, çünkü bir parçada yapılan bir durumun diğer parçaları etkilediğini bir şekilde etkiliyor. Konuşuyoruz, az önce onu konuştuk. Daha kapsayıcı, daha demokratik, daha yapıcı şekilde yapılabilirdi. Biraz daha zamana yayılabilirdi dediniz. Uluslararası güçler biraz daha ikna edilebilirdi vesaire vesaire olabilir. Ama eninde sonunda bunların bugün itibariyle hiçbir anlamı yok, oldu. Bak bugün oldu, sonu çıkacak. Sonu çıkacak. Bu noktadan sonra da hem bölge ülkelerinin hem de dünyanın yapması gereken bir defa bu referandum sonuçlarına saygıda kusur etmemek, böyle düşünüyoruz. Bundan sonra da Kürtlerle Bağdat arasındaki görüşmelerde yani işin doğrusu şöyle söyleyeyim. Yani onun sonucu muhakkak bağımsızlığa çıkar çıkmaz çok da yapılacak. Müzakerelerin biraz içine bağlı. Her ne kadar Kürdistan Bölgesel Yönetimi çıtayı çok yüksekten tuttuysa da bundan sonra diyaloğun tek bir konusu olacak bağımsızlık. Ama bütün bu devletler, küresel güçler vesairein de hani itmesiyle Bağdat'ın atabileceği bir takım adımlarla belki en azından bir dönem için bir ara formülde bulunabilir. Dolayısıyla Türkiye ve İran ellerindeki kartları biraz bunun için kullanacaklar. Yani. Nasıl bir ara formül? Yani bakın şimdi bu referandum biliyorsunuz bu tartışmalı bölgelerde de yapılıyor. Şimdi Bağdat'tan uzun bir dönemdir bütçe gelmiyor. Yine peşmerge güçlerine Sayın Barzani'nin deyimiyle tek bir fişek vermemişler bütün IŞİD'le mücadelede. Dolayısıyla hani daha önce bir model öngörülmüştü ama daha güçlendirilmiş bir modelle, ama Bağdat hükümetinin de taahhüt ettiği şeyleri yapmasıyla bu mümkün olur. Yani Kürdistan'ın bütçesini niye kesiyorsunuz? Bakın bunun üzerinden dayanamadı Kürdistan Bölgesel Yönetimi artık o ekonomik baskılara, Türkiye ile ilişki geliştirip buradan petrolü satmaya çalıştı. Ya da işte peşmerge orada hukuki anlamda statüsü olan bir güç. Niye peşmergeye askeri anlamda, silah anlamda destek sunmuyorsunuz gibi artırılabilir. Dolayısıyla yani Bağdat'ın da şapkayı önüne koyup ciddi ciddi düşünmesi lazım. Yani bu meseleyi bir modelle, bir konfederal bir yapıyla belki oraya doğru gidiyor. Çözemezlerse ve taraflar taahhüt ettikleri
ilkelere bağlı kalmazlarsa o zaman gerçekten Kürtler tek taraflı olarak da gidebilirler. Bu açıdan hani referandum bir karar, bir irade beyanı ortaya çıkacak. Fakat bağımsızlığa giden yol bayağı karmaşık ve birçok müzakereye açık olan bir yol. Ve Türkiye'de, İran'da kartlarını, ekonomik, diplomatik, askeri vesaire güvenlikle ilgili kartlarını zaman içerisinde çok da hani hesap kitap ederek kullanmak durumundadırlar. Yani öyle hemen yarın referandum oldu, %80'e 20 çıktı, Türkiye, İran buradan hurra vuracak, Kürdistan'a girecek falan, yani öyle bir şey yok. Evet, maalesef sizin de söylediğiniz gibi milliyetçi söylem çok yükseldi ve sanki böyle bir senaryo varmış gibi insanların kafasına oturdu. Dış politikayı çok konuştuk. Ben iç politikayla ilgili de sormak istiyorum. Bununla bağlantılı, vaktimiz azalıyor. Bu süreçte CHP'nin tavrını nasıl buldunuz, değerlendirdiniz? Onu da soralım. Şu an cezaevinde olan eş başkanımız Selahattin Bey öyle demişti. Hatta ben dün Facebook'ta da paylaştım. Söz konusu Kürtler olunca aha bunlar arasında hiçbir fark yok demişti. CHP, MHP, AKP şu an milliyetçilikte yarışıyorlar. Yani çok CHP için çok işler acısı bir durumdur. Özellikle CHP'nin dış ilişkilerinden sorumlu genel başkan yardımcısı, dur açıktan bir sataşayım belki mecliste söz hakkı ister. Yani gerçekten... Öztürk Yılmaz'dan mı bahsediyorsun? Yılmaz. Gerçekten yani başka bir dünyadan konuşuyor. Yani inanılmaz ırkçı söylemlerin içerisinde çok rahat savrulabiliyor. CHP'de herhalde hani bir şekilde MHP bir dağılma süreci yaşıyor, biliyorsunuz. Kısmen Meral Akşener. Onlar da herhalde biz MHP'nin tabanını kendimize yedekleyebiliriz. Bir taraftan bunu düşünüyorlar. İkincisi devletçi Kemalist refleks bunların kadrolarının birçoğunda var. Yani CHP sosyal demokratım diyen, işte hak hukuktan bahseden bir yapı ve şu an aslında bütün kritik dönemlerde devlet dediğimiz aygıtın yanında dizildiler. Dokunulmazlıklarımızı birlikte kaldırdılar, hatırlıyorsunuz. Yine darbeden önce askere birlikte destek verdiler. Yine Suriye'ye tezkereyi birlikte yaptılar. Tezkerelere birlikte destek veriyorlar vesaire vesaire. Dolayısıyla gerçekten söz konusu Kürtler olunca CHP ile MHP ile AKP arasındaki fark sıfıra iniyor. Kurumsal bir yapı olarak CHP'den bahsediyorum. Yine CHP ve AKP içerisinde bazı insanlar daha farklı da düşünebilirler bu referandum konusunda, Kürtlerle ilişkiler konusunda. Ama maalesef CHP'ye hakim olan kurumsal mantık hala klasik, devletçi, statükocu bir mantık. Peki HDP'nin bu dönemdeki bu özel siyasete karşı siyaseti nasıl olacak? Planınız var mı? Söylemleriniz nasıl olacak? Nasıl şekillenecek? Tabii şimdi şeyi bekliyoruz. Yani sonuçlar olacak ve ilk MYK'mızda bunlar değerlendirilecek. Dolayısıyla şu an için partim için bağlayıcı bir şey hani söyleyebilecek durumda değilim. Parti sözcümüz, eş başkanlarımız, yine MYK'mız toplanacağız. Bir durumu değerlendireceğiz. Fakat şu an görüyorsunuz zaten dün mecliste, evvelsi gün mecliste yapılan tartışmalarda da gördünüz. Yine HDP tek başına kaldı burada. Hatta iç tüzükte ilk kez HDP'ye uygulanmış olacak sanırım. Bir ceza gelecek konuşmalarla ilgili olarak. Artık yani kullandığımız kelimeler yüzünden para ödemek zorundayız. 1930'lara döndük. Yani kullandığın Kürtçe kelime başına para tahsil ediyorlarmış. Neredeyse o gerçek oldu yani. Baştan peşin paramızı verip konuşacağız. Ne yapalım yani, yapacak bir şey yok. Yani bu inkarçılıkla, bu ırkçılıkla, bu faşizan milliyetçilikle çok bir yere gitmezler. Biz HDP olarak ulusların kendi kaderlerini tayin hakkına sadece saygı duymuyoruz. Biz bunun için mücadele ediyoruz. Yani Kürtlerin bu ülkede de kendileri hakkında karar alabilecekleri bir takım mekanizmalarının olması gerektiğini söylüyoruz. Bu illaki ayrı devlet kurmak değil. Bunun değişik yöntemleri falan olabilir. Bunu Katalan halkı için de istedik. Geçen gün bir açıklamamız olmuş. Ve Kürdistan halkı orada hani kendi kaderini tayin etmek istiyorsa bu onların en doğal hakkıdır. Onları bu noktaya getirenlerin bir düşünmesi lazım. Yani kimse öyle keyfinde illaki bir devletim olsun da bir bayrağım olsun,
illaki olsun. Yani bu insanlar insanca yaşayamamışlar. 100 yıldır kıyımdan katliamdan geçiriliyorlar ve bir noktaya gelmişler. Artık biz bunu sürdürebilecek durumda değiliz. 20. yüzyıl boyunca ezdiler, öldürdüler, katliamlara, jenositlere maruz bıraktılar. 21. yüzyılda da biz garanti altında yaşamak istiyoruz. Bir siyasal statümüz olsun, kültürel, siyasal, ekonomik olarak kendimizi var edebilelim diyorlar. Devletlerin, yani bu kadar ırkçı, Türkiye'yi söylüyorum, İran'ı, Suriye'yi, Irak'ı, bu kadar ırkçı işte bir retorikle öyle Kürtleri ezeriz, bitiririzden ziyade vallahi 20. yüzyılda biz hata yaptık, yaptık. Kötü hatalar yaptık. Özür diliyoruz. Bir de bu Kürtlerden yere kapanıp özür dilemeleri. Ondan sonra 21. yüzyılda biz birlikte nasıl yaşayabilirizin hukukunu oluşturmaları lazım. Gerisi işte bağırıp çağırırlar falan filan. Bunların reel siyasette çok bir karşılığı, kıymet harbiyesi yok. Vaktimiz yavaş yavaş bitiyor. Son sorum, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne bir ziyaret var mı önümüzdeki günlerde HDP'den? İşte diyorum ya, şimdi bizim konuşmamız lazım MYK'da. Biz daha önce biliyorsunuz eş başkanımız Selahattin Bey ve çok kalabalık bir heyetle Kürdistan Bölgesel Yönetimi ziyaret edildi. Başta Sayın Barzani olmak üzere bütün Kürt örgütleriyle orada görüşmeler yapılmıştı. Fakat son bir yıldır görüyorsunuz, yani zaten başımıza gelmeyen kalmadı neredeyse. Fakat şu an iyi durumdayız. Kendimizi toparladık, o ilk şokları attık, çalışıyoruz. Şimdi ilk MYK'da derli toplu bir şekilde değerlendireceğiz Kürdistan'daki referandum meselesini. Ve hani orada bir kararlaşma olursa, oradaki tartışmalar ışığında ziyaret ya da hani bundan sonra HDP ne yapabilir, bu ortamda nasıl bir rol alabilir konusunda detaylı açıklamalarımız olacak. Ama şu an Çarşamba günü müydü MYK? Yok, şimdi bana MYK tarihini sordunuz. Tamam. Bir dakika. Yok, bizim yarın grup toplantımız olacak. Grup eş başkanlık kurul toplantılarımız olacak. Muhtemelen burada değerlendireceğiz çünkü MYK daha geç olacak, programlar olduğu için. EBK, Eş Başkanlık Kurulu ve... Yarın da karar çıkabilir mi yani? Yani bir tabii yarın değerlendirilecek bu, illaki değerlendirilecek. Çok yakında da parti sözcümüz de tabii diğer hani MYK'nın da fikrini, görüşlerini, eleştirilerini, önerilerini alarak derli toplu bir açıklama yapacaktır referandumla. Var mı son bir mesajınız yayını toparlayalım? Diyorum. Yani bu noktada hayırlı olsun diyelim. Kazasız belasız bu bitsin. Bir sonuçlar açığa çıksın. Umuyoruz. Yani bakın bu tür durumlar, evet çok hassas bir durum. Yani birçok bölgeyi ilgilendiriyor, birçok ülkeyi ilgilendiriyor. Hatta dünyayı ilgilendiriyor. Neredeyse parmağını bu işin içine sokmayan kalmadı. BM'den tutun Amerika'ya kadar. Fakat böyle de düşünülebilir. Yani bazen bu tür birçok devlet için kriz gibi görünen bu tür durumlar da yapıcı diyaloğa bir zemin oluşturabilir. Farklı bir siyasal süreç düşünmeye başlayabilirler. Yani Kürtlerin gerçekten artık yani şurasına kadar gelmiş. Sadece Güney Kürdistan için demiyorum. Kürdistan'ın her bir parçasında buraya kadar gelmiş gerçekten. Ve 20. yüzyılda yaşadıkları gibi yaşamak istemiyorlar. 21. yüzyılda da bu bölgede yaşayan diğer halklarla birlikte mümkünse de dışarıdan müdahale olmadan, yani emperyal güçlerin müdahalesi olmadan burada bir hukuk belirlemeye çalışıyorlar. Umuyoruz, diliyoruz bu bölgesel güçler bunu, bu referandum meselesini, yani Orta Doğu'daki genel Kürt sorunu, yine bu ülkelerdeki Kürt sorununa yönelik daha pozitif bir bakış geliştirmek için bir vesile olsun diyoruz. Ama yok, illaki bağırıp çağırırlarsa bağırıp çağırdıklarıyla da kalırlar yani. Çok fazla yapabilecekleri bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Biraz can yakarlar ama Kürtlerin iradelerini kırma gibi şansları yok. Çok teşekkürler. Ayrıca bizi burada konuk ettiğiniz için de çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Memnuniyetle, sağ olun. Konuğumuz HDP dış ilişkilerden sorumlu eş genel başkan yardımcısı Hişyar Özsoy'du. Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin bağımsızlık referandumunu değerlendirdik. Bu arada şunu da bir not olarak aktaralım izleyicilerimize. Sabahki yayınlarımızda da belirtmiştik ki Ankara'da güvenlik önlemleri var. Güvenlik önlemlerinin yoğunlaştığı bir adres İsrail Büyükelçiliği'ydi. Bugün dikkatimizi çekti. HDP'nin çevresinde de önceki günlerden farklı bugün de yoğun güvenlik önlemleri alınmış. Bunu da bildirelim. HDP Genel Merkezi'nden özel yayınımız burada sona eriyor. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.